Bugün Solingen katliamının 25. yıl dönümü. Almanya'da bunun için pek çok anma programı düzenleniyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu o programlara katılıyor. Ve Ankara temsilcimiz Melik Yiğitel de adım adım o programların izini sürüyor. Saat 13'teki bağlantımızda Düsseldorf'taydı Melik Yiğitel. Şimdi de Solingen'de. Hemen dönelim Melik Yiğitel'e. Melik Yiğitel merhaba. Adım adım bugünkü programları takip ediyorsunuz, anma programlarını. Şimdi de Solingen'desiniz. Nasıl program bekleniyor? Bu saate kadar neler yaşandı? Anlatır mısınız biraz bize oradaki durumu? Evet, Helin Düsseldorf'taydık. Şimdi Solingen'e geldik. Facianın yaşandığı yer, 25 yıl önce facianın yaşandığı yere geldik. Solingen'de yapılan anıtta bir tören olacak. O tören birazdan başlayacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geldi birazdan. Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas da gelecek buraya. Burada bir tören olacak. Sonrasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Alman Dışişleri Bakanı Maas baş başa görüşecek. O görüşmenin temel konulardan bir tanesi FETÖ'cülerin iadesi olacak. Başta Zekeriya Öz, Celal Kara olmak üzere. Bir diğer başlık da HDP'nin burada yaptığı faaliyetler, PKK'nın yaptığı faaliyetler konuşulacak. Düsseldorf'taki tören çok çarpıcıydı. Angela Merkel, Alman Federal Başbakanı, ilk kez başbakanlık düzeyinde törene bir katılım oldu. Ve burada Merkel özür diledi Helin. Bu çok önemli. Tekrar ediyorum, Angela Merkel burada yaşanan olumsuzluktan dolayı ben özür diliyorum dedi ve ırkçılıkla İslamofobiyanın Almanya'da yeri yok. O yüzden gelin birlikte mücadele edelim dedi. Mevlüt Çavuşoğlu da biz bu mücadeleye varırız ve başından beri zaten bunu savunuyoruz. Irkçılık ve İslamofobiya bir insanlık suçudur dedi. Merkel de bütün kurumlarımızla birlikte işbirliği yapmak istiyoruz dedi. Ama bir kez daha altını çizelim. Yaşananlardan dolayı kurumların eğer ihmali varsa bundan dolayı da özür diliyorum dedi. Artık bundan sonra eyalet ve federal hükümet arasındaki koordinasyonu daha iyi sağlamamız gerekiyor. Çünkü özellikle bu eyaletlerdeki ırkçılık ve saldırıları bitirmemiz gerekiyor. Almanya'ya yakışan budur dedi ve özür dilediğini ifade etti. Bu önemli.